Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Temmuz 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, oldukça hızlı, verimli, güçlü bir yeni aya giriş yapıyoruz. Evet, Temmuz yaz aylarının önemli aylarından. Haziran ayında yaşadığımız o Merkür retrosu tutulma tesirlerinin artık geride kaldığı, biraz daha net etkiler altında olduğumuz, önümüzü rahat görebildiğimiz bir süreçteyiz aslında. Güneş 22'sine kadar Yengeç Burcu'nda olacak. Her ay olduğu gibi bu ayda bir yeni ayımız var, dolunayımız var. Yengeç Burcu'nda yeni ay doğacak, Kova Burcu'nda dolunay var. Ve Jüpiter bu ay Balık Burcu'ndan ayrılıp tekrar Kova Burcu'na dönecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Ayın ilk haftası içerisinde Merkür oldukça hızlı başlıyor bu aya. İkizler Burcu'nda ilerliyor olacak. Günlük hayatınız ve iş hayatınızda hızlı gelişmeler var ve bunlar daha çok Haziran ayında ötelediğiniz bir şeyler olabilir. Şimdi bunları daha rahat ele alıyorsunuz. Bir koşturmaca içerisindesiniz. Birçok konuyla ilgileniyor olabilirsiniz. Mars Aslan'da, Venüs Aslan'da. Evet, iki tane kişisel gezegen tutkulu ve hırslı, özgüvenli Aslan Burcu'nda olması ve sizin 8. evinizde olması. Genel olarak aslında parasal konularda ve başkalarıyla paylaştığınız alanlarda ortaklı işleriniz olabilir mesela, ya da eşinizle ilgili para alışverişleri olabilir aranızda, ya da herhangi bir borç alacak konusu olabilir. Yani buralarda hızlı etkileşimler veriyor, ancak bunlar işinizle, çalışmalarınızla bağlı, gelen kazançlarınız ve onların değerlendirdiğinizle de ilgili olabilir. Mars ve Venüs biraz hızlı para çıkışları olabileceğini de gösteriyor. Bazı risklere de dikkat etmek gerekiyor burada. Özellikle spekülatif alanlara dikkat edin. Çünkü Mars ve Venüs Uranüs'te ve Satürn'le de açı içerisinde, spekülatif alanlarda bir yatırım olabilir. İşte piyasalarla ilgili hızlı iniş çıkışlar da olabilir. Daha önceden yapmış olduğunuz yatırımlar veya eğer Temmuz ayı içerisinde vereceğiniz kararlar varsa, hani burada çok belki aşırı cömertçe ya da çok fazla risk alarak hareketlerde bulunma eğiliminiz olabilir. Bunlara daha sağduyulu yaklaşmak gerekiyor. Aynı şekilde aşk ve cinsellik alanlarında çok tutkulu olabilirsiniz bu ay. Bir yandan çok çekicisiniz, karizmanız da yüksek, ama cinsel hayatınızda da çok dürtüsel davranabilirsiniz. Bunları da daha dengeli değerlendirmemiz gerekiyor. Yani biraz sağlık konularına, işte aşk hayatımızdaki trafiğe biraz dikkat etmeli, çok dürtüsel davranmamaya çalışmalıyız. 10 Temmuz'da 18 derece Yengeç Burcu'nda yeni ayımız doğuyor. Bu yeni ay sizin için önemli, çünkü öncü bir burç, tam karşıt burcunuzda, ilişkileriniz adına çok belirleyici bir yeni ay. Yeni ayla birlikte Merkür de Yengeç Burcu'na geçecek. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 18 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok önemli, çok kadersel bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Bu yeni ay ilişkilerinizde bir adım anlamına geliyor. Bir pencere açıyor, bir kapı açıyor size. Tabii ki evlilik düşündüğünüz, evlenebileceğiniz bir dönem aslında. Yeni ilişkiler kurabileceğiniz bir dönem. İlişkilerinizi biraz daha belki güçlendirmek isteyeceğiniz bir dönem. Aynı zamanda işbirliklerini, ortaklıklara da çok meyilli olabileceğiniz bir dönem ve fırsatlar da çıkabilir. Yakın arkadaşlıklardan da önemli destekler alabilirsiniz. Zaten Yengeç Burcu'nun kendi içinde aile, yuva kavramı vardır ve Yengeç yeni ayı gerçekten de evlilik içinde çok güzel bir zaman olabilir. Kısmetli bir yeni ay. Bu yeni ay etkileri 10 Temmuz'la 25 Temmuz arasında devrede olacak. Merkür de ayın 27'sine kadar Yengeç Burcu'nda. Bu da özellikle ilişki alanında çok fazla düşündüğünüzü, planlar yaptığınızı, eşinizle, partnerinizle daha fazla iletişim içerisinde olduğunuzu gösteriyor. İmza atmalar, yani anlaşmalar, sözleşmeler de bu dönemde devrede olabilir tabii ki. Ve 24 Temmuz'da Kova Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Evet, ikinci evinizde bir dolunay, 1 derece Kova Burcu'nda. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza tekrar bakınız. Güneş Burcu'nuz veya yükselen burcunuz son derecelerde ise, yani 27 ile işte 30 derece arası bir oğlaksa, evet, etki alabilirsiniz. Veya kişisel haritalarınızda 1 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa, yine bu dolunaydan etkiler alabilirsiniz. Nasıl etkiler alabilirsiniz? Bu dolunay biraz hani Satürn ve Plüto etkisi var.
sanki parasal konularda biraz bizi zorlayacak gibi. Yani bir masraf olabilir, bir kısıtlama olabilir, beklediğimiz bir ödemenin, paranın gelmemesi ya da bir işin iptal olması gibi bir etki olabilir. Ya da bizi mali açıdan zorlayacak, hani masraf çıkaracak bir konu. Örneğin kova olunca daha çok işte iletişimle ilgili cihazlar, telefon gibi, bilgisayar gibi ya da elektrikli, elektronik araç gereçlerle ilgili sorunlar falan. Yani buralarda bazı masraflar olabilir. Ancak tabii bunlar bize uzun vadeli sorumluluklar da getirebilir. Para evinizdeki bu dolunay, para kazanma yollarınız, mesleğiniz ve işinizle ilgili size önemli farkındalıklar da getirebilir. Bu farkındalıklar ve dönüşümlerle beraber belki kazanç yollarınızda da önemli açılımlar söz konusu olabilir. Dolunay ayın 24'ünde olacak. Ayın son haftasını önemli ölçüde etkiliyor ama en güçlü tesirler 3 gün öncesi, 3 gün sonrası yani 21 ile 27'si arasında gündemde olabilir. Kova çok toplumsal bir burç. Aslında bireyselden çok kolektif alanda olacak hızlı gelişmelerle de karşılaşabiliriz. Yani bu dünya üzerinde de hani böyle toplum hareketlerinin işte insani konuların, evrensel konuların, halk hareketlerinin öne çıktığı bir süreci işaret edebilir. Aynı zamanda bilimsel konular, teknoloji, bilim, bilişim sektörü özellikle internet gibi bağlantılar, sosyal medya, uzay, astronomi, uçaklar, hava yolları ve benzeri. Bunlar hep kova enerjisiyle alakalı ve dikkat çekici bazı gelişmeler olabilir. Elektriği, elektroniği de kova burcu yönetir. Mesela belki bazı arızalar daha genel kapsamlı dünya üzerinde tesirler olabilir. Bunların kişisel hayatlarımıza da az veya çok etkileri olabilir. Ve 28 Temmuz itibariyle Jüpiter kısa bir süreliğine ziyaret ettiği Balık burcundan ayrılıp Kova burcuna geçecek. 18 Ekim'e kadar Jüpiter Kova burcunda geriliyor. 18 Ekim'den itibaren ilerlemeye başlayacak. 29 Aralık'a kadar da Kova burcunda olacak. Şimdi 18 Ekim'e kadar özellikle Nisan ayı ve Mayıs'ın ilk yarısı içerisinde geçiş yaptığı noktalarda gerilediğini görüyoruz. Şimdi Kova burcundaki parasal alanınızda çünkü Satürn'le beraber Jüpiter aslında son 6 aydır parasal kazançlarınızla ilgili alanda önemli bazı destekleri var Jüpiter'in. Satürn de burada biraz daha sorumlulukları arttırdı. Yapılandırma, daha güçlü yapılandırmalar içerisinde ve paranıza da dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Jüpiter eğer Nisan ve Mayıs ayında değerlendiremediğiniz bazı fırsatlar varsa ya da hani yanlış verdiğiniz kararlar varsa parayla ilgili bunlar harcamalar olabilir, yatırımlar olabilir. Bunları tekrar ele alma, tekrar değerlendirme fırsatı sunabilir size. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Sonuçta yıl sonuna kadar Jüpiter para alanınızda olacak. 18 Ekim'den sonra ilerleyecek. Daha kısmetli, daha geliştirici, daha büyütücü etkilerini hissetmeye başlayabilirsiniz. Kazançlar alanında sevgili oğlaklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.